etmeye başladı. Hatırlar mısınız o zaman? Hatırlar mısınız ne demişti? Sisi'ye mi oy vereceksiniz? Şuna mı oy vereceksiniz? Bana Sisi misi demeye başlamıştı. Niye? O zaman Mısır Devlet Başkanı Sisi ile arası bozuktu. Yetmedi. Bakın yetmedi, devam etti. Anamın ak sütü gibi helal ve tertemiz kazandığımız, milletçe kazandığımız seçimi iptal ettirdi, İptal ettirdi. Yetmedi. Yetmedi, bir de beni hile yapmakla, hırsızlıkla itham etti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Milletimize hırsız dedi. Onun kötü işlerden sorumlu bakanı sandıklarda 700 tane terörist var dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Ne oldu ondan sonra? Bu millet 23 Haziran'da ona 806 bin oy'luk demokrasi tokadını şırak diye vurdu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ne oldu? O seçimde o demokrasi yumruğunu yiyince Erdoğan'ın benim hakkımdaki terörist lafları bitti. Lillahil Fatiha. Bakın seçimde hırsızlık yapıldı laflarını da tek tek 806 bin kez yuttular. Doğru değil mi? Şimdi hatırlayın, beni birkaç ay sonra ısrarlı söylemlerimizden sonra diğer büyükşehir belediye başkanlarıyla yine külliyede toplandı. Seçimden 2-3 ay sonra hani ben teröristim, hani ben vatan hainiydim, bakın hani ben vatan hainiydim, ya ne oldu? 2-3 ay sonra beni diğer belediye başkanlarıyla külliyede ağırladı. Aramızda da gayet normal konuşmalar oldu. Hoş, sandalyemin bir ayağını kırık verdiler bana ama kırık verdiler nezaketsizler ama o buluştuğumuz yerde kimse kimseye terörist demedi. Bakın belediye başkanlarıyla aramızda hatta kolay iletişim olsun diye bir tane WhatsApp grubu kuruldu. Peki daha 2 ay önce İstanbul'da meydan dolaşıp şimdi gene dolaşıyor İstanbul'da. Hala beni İstanbul'da her gün takip ediyor. Bugün de bize laflar söylemiş. Beni teröristlikle, vatan haini olmakla suçlayan o dönemde Sayın Cumhurbaşkanı benim yüzümün, gözümün içine baka baka bana tek bir laf bile edemedi. WhatsApp grubuna ya var ya bu Ekrem İmamoğlu teröristtir demedi, yazmadı. Erdoğan benim yüzüme karşı, benim aleyhime tek bir söz etmedi. Edemedi. Edemez. Ben burada bulunan bulunmayan 86 milyon insanım gibi vatan evladıyım, vatan. Edemez. Onun için bakın 2019'da da seçim meydanlarında söylediklerinin tamamı yalandı. Baştan sona iftiraydı. Hepsi bir oy kazanmak için uydurulmuş işlerdi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir oy için her şeyi yapacak olanlardan var ya, Allah milletimizi korusun. Kendi başarısızlıklarını örtmek için kullandıkları bahanelerdi bunlar. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Hepsi yalan, hepsi bahane, hepsi montaj, hepsi şu, hepsi bu. Bile 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 yalanla dolanla seçim kazanmaya çalışıyorlar. Allah çalanı yalan söylüyor. Çaldan çaldan. Görevli arkadaş hemen arkaya alın. Şimdi bakın. Seçildikten sonra yine Sayın Erdoğan başladı. Beni Kanal İstanbul'dan suçlamaya başladı. Neymiş efendim? Kanal İstanbul denen bu baş belası rant projesine o körfezde kimlere söz verdiyse, oradan arsa aldırdıysa onlara para kazandırma projesinde itiraz ettim diye vatan hainliğiyle beni ilan etti. Neymiş? Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar vatan hainiymiş. Vatan hainiymiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın, şu gözünüzü bozan, şu memleketin millete ait olan yerlerini fütursuzca işgal edenleri bu kardeşiniz teker teker ortadan kaldırıp milletine hediye edecek. Milletine hediye edecek. Bakın, biz hak, hukuk, adalet mücadelesi vereceğiz. Bakın, bu iktidar İstanbul'u talan eder. Bu iktidar anlayışı, bu tek adam anlayışı. Bakın, bu sistem Kanal İstanbul'la beraber Türkiye'nin ve İstanbul'un geleceğini mahveder. Bakın, deprem olmuş. Bakın, deprem olmuş. Kentsel dönüşüm insanların canı burnunda, hala Kanal İstanbul diye mırıldanıyorlar. Ha, bu seçimde çok sesli söyleyemediler. Dün fısıldayarak ağzından çıktı. Niye biliyor musunuz? Çok sesli söyleseler de oy kaybederlerdi. Bunlar oy için her şey yaparlar. Her şey. Her şey yaparlar. Onun için seçimlere kadar vatan hainliğini ilan ediyor bunlar. Seçimler yaklaşınca bunlar konuşmaz oldu işte Kanal İstanbul. Az önce söylediğim gibi. Bakın, söyleyeyim, herkesi vatan haini ilan etmeye yüreği o zaman yetmedi. Niye? Millet topluca gitti, bu işe karşı çıktı, dilekçeler verdi. Onun için konuyu sessizce kapattı. Ama şimdilik size söylüyorum, az önce de söyledim. Seçimi kazanırsa ertelediği, gizlediği bütün kötülükleri yapmaya devam eder bu. Bunlar devam ederler. Bakın ne yaptı bu seçimde de Sayın Kılıçdaroğlu'nu, Sayın Erdoğan bu seçimde de Sayın Kılıçdaroğlu'nu, beni ve ittifak liderlerini teröristlikle suçlamaya devam etmedi mi? Etti değil mi? İftira dolu montaj videolar yayınladılar. Erdoğan'ın sözlerine inanıp beni vatan haini, terörist gibi gören bütün hemşerilerime buradan sesleniyorum. Bakın, Sayın Erdoğan'ın sözlerine inanıp beni vatan haini olarak inanan bütün hemşerilerime inanıyorum. Şunu iyi bilin. Bu iddiaların asıl sahibi olan Erdoğan, bu sözlerin arkasında da bugüne kadar durmadı, duramıyor, yine durmayacak. Erdoğan bu iddiaların, bizlerin yüzüne söyleyemeyeceği bu iddialarını ne yazık ki seçimden seçime oy için kullanıyor. Bunların hepsi bir seçim yalanı. Bunların hepsi bir seçim iftirası. Bunu bildiği halde ona oy verenler yalana, iftiraya, günaha ortak oluyorlar. Allah huzurunda söylüyorum. Yaradan huzurunda söylüyorum. Yalan olduğunu, dolan olduğunu, iftira olduğunu bile bile, bakın söylüyorum, bile bile buraya oy verenler o yalana